Herkese selamlar. Satrancın altın çağını anlattığımız Dünya Şampiyonu Olmak Kolay Değil serimizde 12. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde de Petrosyan'ın üzerine yoğunlaşacağız ama yine ilginç bir hikayeyle başlayalım. Viktor Koçtoy kendini hiçbir zaman şanslı biri olarak görmezdi. Zaten önceki bölümde kıskanç biri olduğunu da anlatmıştım. Ama 1951 yılı Sovyet Şampiyonası elemelerinde çok kötü sonuçlar almasına rağmen averajla yarı finallere kalma hakkı kazanmıştı. 1952'de bu yarı finaller yapıldığında ilk ikiye girmesi lazımdı ki finallere yükselsin. Ama yarı finallerde bu sefer averajla dördüncü olmuştu. Fakat şansı yine yaver gitti ve Sovyet satranç sorumluları finallere katılacak oyuncu sayısını arttırınca bu sefer de finallere katılmaya hak kazandı. Ve bu onun ilk Sovyet şampiyonası olacaktı bu arada. Fakat işte burada şanslı olmadığı bir olay oldu. 1952'de Karadeniz'e kıyısı olan yemyeşil bir köy, Gagrak köyünde gizli bir antrenman kampı yapılacaktı ve buraya onu davet etmemişlerdi. Bu kampta bir ay sonraki satranç olimpiyatlarına ve ondan hemen sonra yapılacak olan adaylar turnuvasına katılma hakkının elde edildiği interzonal turnuvaya hazırlık yapılacaktı. Kampa 8 oyuncu çağrılacaktı. Fakat birden David Bronstein'i çağırmaktan vazgeçtiler. Bu 8 oyuncudan biriydi. Çünkü kamptan hemen önce karısından boşanmıştı ve bu Sovyetlerde hiç sevilen bir şey değildi. Üst düzey sporcuların aile hayatında sıkıntı olunca yöneticiler onların üzerini çiziyorlardı. Burada yeni evli olan Tal ve Spassky'e de çaktırmadan kendinize dikkat edin, bak sizi de sileriz diyorlardı aslında. Bu kamp bitince bir maç düzenlendi. Yaşlılara karşı gençler maçı. Yaşlılar kadrosunda Keres, Kotov, Botvinnik ve Simislov vardı. Zaten iki tane dünya şampiyonu var. Gençlerde ise Petrosyan, Geller ve Boleslavski var. Bir de sadece bu maç için çağrılan David Bronstein vardı. Yani kampa çağırmadılar ama maça çağırıyorlar. Bu oyunlarda son açılış fikirlerini test edecekti oyuncular. Ve bu kamptaki maçlar 1980'lerde ortaya çıkınca Petrosyan'ın antrenman maçlarında Botvinnik ve Kotov'u yendiğini öğrenmiş olduk. Ve bu oyunlardaki açılış fikirlerini test edilen açılış fikirlerini de öğrenmiş olduk. İşte şimdi Kotov'la oynadıkları oyuna bakacağız. Maça başlamadan kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. At F3'te Kotov başlıyor beyazlarda. At F6 geliyor Petrosyan'dan. Açılışı görelim. D4, G6, fil F4, fil G7, E3 ve Rok. Petrosyan Şahin savunmasını tercih ediyor. Kotov ise günümüzde London sistem dediğimiz tarzda bir açılışla başladı. At BD2 ana devam yollarını tabii ki tercih etmiyor. Sağlam bir yapıyla oyun ortası bölümüne geçmek istiyor Kotov. Ve C5. Petrosyan hemen merkeze ilk darbesini vuruyor fakat Kotov C3 ile sağlam şekilde devam ediyor. C alır D4, E alır D4 ve at C6. Şimdi D6 oynayacağım, sonra da E5 oynayacağım diyor Petrosyan. Ve burada H3 oynuyor Kotov. Aynı London sistemdeki gibi filini saklamak için bir yer açtı. Bazen at G4'ler olabiliyor. Bazen D6'dan sonra fil G4'ler oluyor. Bunları da engellemiş oldu. Şimdi D6 geliyor. En fazla 2 hamle içinde E5 sürecek Petrosyan. Bu bariz bir şekilde belli. Kale E8 ve sonrasında E5 olabilir. Direkt E5 oynamak riskli olabilir şu anda. Ve Kotov bunu engellemek için at C4 oynuyor. E5 karesine basıyor. Ama bu yaptığı hamle birden Petrosyan'a yardımcı oluyor ve bumerang gibi geri sekiyor arkadaşlar. Petrosyan B5 oynuyor. Ver atı diyor. At E3'e gidince B4. Bir anda Petrosyan rokunu atmış ve vezir kanadında siyah karelere saldırmaya başlamış oldu. Şimdi beyaz normal şekilde gelişmeye devam ederse sıkıntı yaşayabilir. Örneğin burada B4'de fil D3 oynandığında B alır C3, B alır C3. Şimdi kale E8 ve E5 gelebiliriz. Ya da daha böyle pozisyonel devam etmek istiyorsam at A5 oynayabilirim ve at A5'ten sonra fil B'ye de gelebilirim. C4 karesinde blokaj oluşturmaya da çalışabilirim. İlginç fikirler var.
Bu iki pozisyonda Kotov için iyi değildi. O yüzden B4'e karşı inisiyatif almaya çalıştı ve D5 oynadı arkadaşlar. Ama Petrosyan burada inanılmaz işler yapmaya başlayacak şimdi. Atını burada bırakıyor ve B alır C3 oynuyor. Uzun çaprazı açıyor. Ve D alır C6 geliyor. Kotov'dan fedayı kabul etti. Tabi burada atı almasaydı B alır C3 ile devam etmek zorunda kalacaktı. Fakat Petrosyan yine de atını bırakarak devam edecekti. Şimdi at E4, C3'e basıyorum ve siz gidip yine atı alırsanız fil C3 çatalı görüyorsunuz. Şah E2'ye kaçtığında eğer at E2 kapatırsa zaten taş kaybı olacak. Şah E2'ye kaçtığında kaleyi hemen almak yerine fil A6 da var ve eğer bu oynanırsa arkadaşlar geçmiş olsun Kotov diyecektik. Kotov direkt atı alınca şimdi C alır B2 ile devam ediyor Petrosyan. Ver kaleyi dedi. Kale B1 ve gördüğünüz gibi siyah kareler şu anda patates olmuş halde ve buralara saldırıyor. At E4. Piyonunu korudu ve şimdi siyah kareleri tamamen kontrol ettiği için vezir A4 ile şah çekerek saldırmaya başlayabilir. Burada fil D3 oynuyor. Kotov ne yapıyor? Şahı için bir kaçış karesi oluşturuyor. Vezir A5 tabii ki hemen geliyor. Şah B1'e gittiğinde yine Petrosyan çok temiz bir hamle yapıyor. Fil A6. Şimdi bu hamle çatal atmaktan çok daha güçlü. Mesela burada at C3 ile çatal atarsanız kale vezir çatalı. Vezir D2 gelecek ve at açmazlığa. Bu yüzden B2 piyonu gidici duruma düşmüş olacak. Çünkü ona da çift basılıyor kale ve vezirle. Ama fil A6 oynandığında şöyle bir fark oluyor arkadaşlar. Eğer şimdi gidip beyazlar bu fili alırsa çatalı şimdi atacak ve Petrosyan rakibini paramparça edecek. Çünkü bu sefer açmazı alamıyorsunuz. Örneğin vezir D2 önce fili alıp şah çekecek. Şah kaçtığı zaman gidip kaleyi alacak. İşte fark bu arkadaşlar. O yüzden Kotov'u çok zorlayan bir hamle oluyor fil A6 ve buna at C4 ile karşılık veriyor. Fil C4, fil C4 ve şimdi yine at C3 oynanabilir. Çünkü açmaza Petrosyan bu sefer niye kendini soktu diye soracak olursanız tempo yapacak bir yer var çünkü arkadaşlar. Vezir A4 oynuyor. Eğer diyor piyonu almaya gidersen ben de senin filini almaya giderim. Şimdi fil D3'e kaçmak zorunda ve sıra yine Petrosyan'da kaldığı için gidip B1'deki kaleyi alıyor. Böylece C6 karesinde daha önce yaptığı taş fedasını geri almış oldu. Üstüne de piyonlar kazanmış oldu. Fil B1, kale FC8, C6'yı almak istiyoruz ve G3. Kotov şahını aradan çekip kalesini oyuna bir şekilde sokmak istiyor. Kale C6, şah G2'den sonra kale AC8. Şimdi kale C1'e gelmek üzere ve burada aslında Kotov gücünde bir oyuncu terk etse kimse neden bırakıyorsun demez. Çünkü pozisyon gerçekten çok kötü. Ama Kotov 5-6 yıl öncesine kadar dünya şampiyonu kovalayan biriyken bu yeni yetme genç Petrosyan'a hemen böyle oyunu vermek istemiyor ve bunu gururuna yediremeyerek fil H6 oynuyor arkadaşlar. İlginç bir hücuma başlıyor. Şimdi kale C1 ve fil G7. Büyük bir tuzak. B2 piyonunun koruyucusunu yok etti ve aslında büyük derken ucuz da bir tuzak kurmuş oldu. Eğer şah şimdi gidip hemen file alırsa arkadaşlar vezir B2 ve bu sefer tahta tersine dönecek. Çünkü şah kaçtığında kale C1 var arkadaşlar. Ve kazanmış oluyor doğal olarak Kotov oyunu. O yüzden fil G7'ye Petrosyan dikkatli olmalı. Kale H1 ile devam ediyor. Şimdi şah H1'e, kale C1 şah, şah G2'ye, kale B1 fili aldı. Diğer fili almayı tercih etti çünkü yine vezir B2 vardı. Kotov şimdi son tehdidini yapacak. Vezir H6 oynuyor. Eğer imkanı olursa fikri şu. Vezir H6'nın üstüne at G5 yapmak, sonra da vezir H7 ile mat yapmak arkadaşlar. Fakat bu vezir H6'ya Petrosyan vezir D1 ile karşılık veriyor. Şimdi kendisi H1'den mat istediği için at G5 oynayamazsınız. Ve şahın kaçması için yer açılması lazım. G4 geliyor. Vezir H1 şah G3'e
yine müthiş bir hamle. Kale G1 kalesini ata karşı bırakarak bu at G5 fikirlerini tamamen iptal etmiş oluyor. O yüzden Koto burada terk ediyor. Çünkü pozisyon net kayıp. Bakalım. Mesela şah kaçarsa ne olur? Eğer şah F4'e kaçarsa vezir çıkıyoruz. Ve siz at G5 ile mat yapmaya çalışırsanız zaten kendiniz tek hamlede mat oluyorsunuz. Vezir C1'e mat arkadaşlar pozisyon. Burada şah F4'e değil de H4'e kaçarsa vezir F3. Şimdi mesela fil F8 G7'den mat istediğinde vezir F2 şah G5'e B6 ile mat var. Bir diğer seçenek de gidip kaleyi almak. Bu da ilginç. At G1'i aldığında vezir G1. Şimdi işler birazcık uzuyor ama yine mat oluyor arkadaşlar. Şah B3'e vezir çıkıyoruz. Yine rakip mat istediğinde şah. Şah B4'e F2 alıyor. Şah G5'e vezir D2 ve yine mat oluyor arkadaşlar. Bu şekilde Petrosyan maçı kazanmış oluyor. Ve gelişmesini sürdürürken Gagra kampında olan başka bir olay daha var. Ki bu da Botvinnik'in takımdan yani milli takımdan kovulması arkadaşlar. Daha önce bir videomda Botvinnik protesto etti diye bir videomda anlatmıştım size. Aslında yetkililer birinci masada Keres'in ikinci masada Botvinnik'in oynayacağını söyleyince olimpiyat takımı için Botvinnik burada bir böyle kırılıyor, protesto ediyor. Ama ben birinci masada oynamalıyım, dünya şampiyonuyum demesine rağmen cevap olarak onu milli takımdan kovuyorlar. Ama yine de olimpiyatları Sovyetler kazanıyor. Ve biz de bu videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Yorumlarınızı yazın, videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın, satrançla kalın. Görüşmek üzere.